Çok güzel. Peki ben derken neyi kastediyorsun Adnan? Bir şey var bende. Yani. Ben ha. Bak benlik şimdi. Var yani. Bak şimdi. Benim değil ama var. Var. Şimdi bak. Allah işte bu alıştık ya. Annemizle doğduğumuz zaman benlik de yoktu değil mi? Var mıydı bir şey? Sıfır. Ben var mıydı? Ben olmayınca bana ait bir şey de yoktu. Böyle dünyaya çıktık. Ben de yok. İşte ona varmaya çalışıyoruz şimdi. Adem Safiyullah diye Kur'an'da nazar verilen bu. Yani anadan doğmak gibi. Şimdi doğduk anadan veya uyku. Uykuda benlik var. Hiçbir şey var mı? Bir belirleniş var mı? İşte ne o? Benim gömleğim. Sahip çıkan arkada. Benim atletim. Benim bedenim. Benim aklım. Benim aklım almıyor ya diyor. Kimin benim? Benim ruhum. Ha, ben de ruh değilim. Zaten ruh da mahluk. Alettir. Ben olan ben. Hiç onu düşün. Ya ben o zaman ruha bile, ruhun arkasında olan ruha bile benim kitabım. Koy masaya. Benim karaciğerim, benim böbreğim, benim işte aklım, ruhum, kalbim. Hepsini aldım. Ben olan ben yok. İşte o vücudu yok ki Adnan. Onu tanımlayalım. Vücutsuz vücut. Cennette nasıl anlayacağız o zaman? Ya bilmiyorum. Yani ben vücudu yok yani. Şu anda benim gömleğim, bana ait mi? Bak gidiyorum bir daha. Atlet, benim atletim, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. O ben diyen benim ama vücudu yok. Her şeye sahip çıkan o, kendisi bir vücudu yok. Nedir o? Haşa ne vaciptir, ne mahluktur. Berza. İşte zaten vücut rengini versen, gene mahluk olur. Üstad diyor ki, vücut rengini verme. Vücudu yok. Yok da değil. Yokluk da değil. Peki neye benziyor? Aynadaki güneş. Güneş midir? Hayır. Ayna mıdır? Hayır. Nedir? Ne aydır ne gayr. Ne vardır ne yoktur. Yani ne vaciptir haşa. Ne mahluktur. Berza. Vücudu var mı? Yok. Yok varlığız biz. Neymişiz? Yok varlık. Ben oyum. Oraya pergelini koydun mu? Şu bedenmiş. Canım sıkıldı. Mal geldi. Aa vefat etti. Korona oldu. Öyle bir şey yok o. Sen yok. Niye buna vücut? Buna ben niye diyorsun ki? Bu biraz önce derste şeydi. Binaydı. Bina değil mi beden? E bedenin duvarı yıkılmaz mı bazen? E su kesildi. Bazen elektrik kesildi. Öyle yani. E sen pencerecisin. Bozuldu, hava alamadım. O korona işte akciğer. Yani buna ben niye diyorsun da azapçı? Niye yükleniyorsun? Ne yaparsa yapsa sahibi ya o. Yani peki o ben nasıl bir şey? Daha garibi var biliyor musun Adnan arkası? Bu benim. Benim vücudu var mı dedik oraya duralım. O benim ruhum. Yok. Nedir o? Yok ki vücudu. Hiçlik mi? Yok. Varlık mı? Yok. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Adem'in de vücut. Adem'in de vücut, vücudun da Adem vardı. Bir de nedir biliyor musun? O yok mu? Oraya pergeli koyar mısın? Olmayana. O mu? Daha cebip gidelim. Madem geldin buraya. Bu manaya geldin. Yokuz tamam abi. Şimdi orada hani diyorlar ya Allah'ı niye görmüyoruz? Kendisini sanki görmüş de görülmesi gerekeni istiyor. Allah gözükmez mi? Gözükmez olur mu? Sen görmüyorsun, ben görmüyorum. Latife-i Rabbani'nin vazifesi budur. Görüyor. Ama görmeyi göze indirgedik. Görmeyi gözden başka anlamadığımızdan dolayı Allah gözükmez zannediyor. O kulakla görmek ayrıdır. Burunla görmek ayrı. Dille görmek ayrı. Gözle görmek ayrı. Her şeyi göze indirgedik. Latife-i Rabbani'de Allah nasıl görüyor? Namazda mesela veya bir derste. Böyle tatlı bir hal olmuyor mu? Böyle keyif vermiyor mu böyle? O ne demek? Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğü için hazır olduğundan Allah bizde huzur oluyor. Bizdeki huzur Allah'ın hazır olduğunu. Niye huzur oluyor? Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Ama maalesef cehalet görmeyi buna indirgemiş. Oysa Allah'ı görüyor. Mesela güzel bir ses. Aa, görmüyor musun? Görüyorsun.
Ama gözle indirme sizi. Güzel bir mana. Kim görüyor? Tefekkür. Güzel bir aşk. Güzel bir muhabbet. Sevgi. Sevgi göz değil midir? Annelerdeki şefkat göz değil midir? Ha şimdi bir yere indireceğim. Bu kadar niye anlatıyor? Şimdi o ben olan ben. Onu biz gör, o biziz işte. Onu gördüğün anda Allah'ı görüyorsun zaten. Hani men arafe nefse fekad arafe rabbahu sirren. Şimdi sanki kendisini görmüş. Aynada bu ben zannediyor. Allah niye görmüyor? Sanki kendisini görmüş. Ha. Şimdi bu cevabı verdikten sonra şimdi daha o ben miyim Ömer? O ben olan benim. Vücudu yok. Oraya Allah şualar 9. Allah taayyün ve teşahhus ediyor olmayan yere. Allah taayyün ediyor. Sığmadım kainata ben diyor. Beni seven müminin kalbine sığdım derken o. Kalbin gözü, Süveyden kalbin ötesi orası. Allah o vücutsuz vücudumuza taayyün ve teşahhus ediyor. Lugatı yok bunun. Taayyün. Allah taayyün ediyor. Tamam. Allah taayyün edince o olmayan bene elini koy. O olmayan ben mi? Ha, ben. Ben de Allah taayyün ve teşahhus edince bendeki o. Bendeki o. Ha, bu nasıl anlarız? İman. İman nedir? İçerisi, içeriği Allah. Onun için kendinizden daha değerli ne var? İman. Bunun peşine koşarsan, kendinden daha değerli bir şeyin peşine koştuğun için ona göre değer alıyorsun. Ondan dolayı dünyevi hadiseler basamak olup çıkıyorsun. Sıkılmanın sebebi kendinden daha değersiz şeylere koştuğumuz için sıkılıyoruz. Mesela 58 yaşındayım. Elhamdülillah epey geçmiş. Ona koştuğum için mal memnunum. İyi ki geçmiş. Tamam elhamdülillah diyeyim. Kitap okuduğumu zannediyorum. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Bene koydun mu abi? Bene koy. Ben de olmayan bene Allah taayyün ve teşahhus etti. Ben de taayyün ve teşahhus etmişe diyorum ki ondaki onda o bende. Bendeki o. Tamam. Bir de başka bir tarafı var. Onda ben nasılım? Bendeki o burada. Ondaki ben. Yani ben Allah'a bir derece hissediyoruz. Herkes bir Rabbi var. Ama Allah'ça ben nasılım acaba? Allah'ın haşa dünyası diyoruz ya. Ne yapalım beşeriz? Allah'ça, Allah'ın dünyası, ben, sen nasılsın? Bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de. Sen hakkıyla, seni hakkıyla bilemedim. Diyen peygamber değil mi? Yani ondaki bene bilmiyoruz. Peki ne demiş Cenab-ı Hak? Olmayan ben var diye bene. Allah taayyün ve teşahhus ettiğine ona ne denilir? Sırrı insani. İşte Cenab-ı Hak o sırrı insan için diyor ki, işaretleyeceğiz sonunda. Melekler diyor ki, ya Rabbi kan dökecek, fitne yapacak, mahlukatı mı yaratacaksın? Bizi kastetmiş. O Allah da dedi ki, o enedeki sırrı insanı, insandan ben öyle bir gaye takip ediyorum ki, o gayeye göre, fitnesini, kan dökmesini nazara almam. Ama melekler bilmiyor. Melekler biliyor musun? Kalbi bile seyredemez. Çünkü nazargâh-ı ilahidir. Değil şeytan. Ha. İşte insan Allah'ın sırrıdır. Diyor ki Cenab-ı Hak hadisi kutsinde. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Sence Allah nasıl sır değil mi? Senin? Biz de öyleyiz o. Yani insan muhatap ilahi olmuş. Daha bir şey yok ki muhatap ilahi. Yani zannediyor musun ki bu konuşmaları dünyada yapıyoruz? Şu an dünya mı zannediyorsunuz? Şu an.
muhatabiyetten kaynaklanıyor. Evet. Şu anda perdenin kalkmadığını, nerede ne konuştuğumuzu bilmiyoruz ki. Dünya birbirine sarılı gül goncası gibi değil mi? Birbirine sarılı. Bizim dünya, bizim dünya. Peki, böyle. El-Fatiha.